Sayın Gülmüş. Ben Özbay'a gittim, parayla aldım da. Sanatı sanatçıyla ve sanatseverlerle Adana'da buluşturmak adına düzenlediğimiz Uluslararası Heykel Sempozyumu'na hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl dördüncüsünü düzenliyor olmaktan büyük keyif duyduğumuz Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu'na Heykel Sempozyumu'na 11 ülkeden 15 tane sanatçımız katılarak bu alanda görmüş olduğunuz taşları yontarak Adana'mıza çok güzel eserler kazandıracaklardır. Bir haftadır buradayız ve güzel Adana'da yeniden taşlarla sanatçılar buluştu. Arada gözleyenler oldu. Gözlemeyenler için de gözlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü tozu dumana katarak gürültünün içinde sanatçılar bir emek veriyorlar. Daha doğrusu mermerle savaşıyorlar. Ben de dahil. Hem kentin gelişimi, estetik anlamda gelişmesi, hem kişilerin sanata olan sevgisini geliştirmek, hem gençlerin, çocukların sanata meyillenmelerini sağlamak, tarihi eserlerin korunmasını bir yönüyle de sağlamak bu yolla mümkün. Başka ülkelerden ve ülkemizin değişik coğrafyalarından bu sempozyum nedeniyle Adana'ya gelen çok değerli sanatçılar ve sanatseverler. Hepiniz ayrı ayrı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü ve şahsım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Adana'da bir şey değişti, her şey hızlı bir şekilde değişiyor. Adana gerek Altın Koza, yani Uluslararası Adana Film Festivali ile, gerek Portakal Çiçeği Festivali ile, gerek gastronomi etkinliği ile, gerekse de güzel sanatların diğer kollarıyla çekim merkezi olmaya devam ediyor ve gerçekten güzel sanatların çok önemli bir kolu olan heykel sanatının konusunda da Adana'nın çekim merkezi olması için Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bu sanatçılarımızın emrindeyiz. Onlarla beraber Adana'ya güzellikler katmaya devam edeceğiz. Tabii insanlar güzel görürse güzel düşünür. Sanat zaten yaşanmışlıkların folklorik ve mistik özelliklerinde ilave ederek ortaya çıkarılan güzellik demektir. Sanatçı ruhu, sanata olan sevgi, insanların toplum olarak yaşama huzur ve güven ve diğer çağdaşlık konusundaki özlemlerini ve hırslarını da körükler. Çağdaş toplumlara bakarsanız sanatın ve sanatçıların değerinin çok daha fazla olduğunu görürsünüz. İşte Türkiye'nin güneyinde Akdeniz'in incisi, Türkiye'nin birincisi Adana'yı da böyle bir kent yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Adana gerek coğrafyası, gerek tarihi zenginlikleri, gerekse kültürü ve insan yapısıyla sanata en uygun kentlerden birisi. Bu nedenle diyoruz ki bizim rakibimiz İstanbul değil, Floransa hiç değil, Paris bile değil. Sanatın başkenti Adana diyoruz ve bu konuda sanatçılara vereceğimiz değerin bir şekilde Adana toplumuna güzellik, özellik, haslet olarak da geri döneceğine inanıyoruz. Geçen sene yapılan heykeller Adana'mızın en güzel yerlerini süsledi, taşlandırdı. Geçen sene burada bulunan sanatçılarımıza da, bugün burada bulunan sanatçılarımıza da, bu sanatçılarımızın buraya gelmesi ve sanatını icra etmesi konusunda destek veren
Çukurova Üniversitesi ve diğer eğitim kuruluşlarına da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Adana'ya güzellikler sunduğunuz için bütün sanatçılara Sayın Başkanımız Hüseyin Sözlü adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sinan Bey tutuyor ama şuradaki tasarımlarda da göründüğü gibi çok yani fiziğin, matematiğin çok ince bir insan. No end places without food. Evet. Costa Rica'dan hoş geldiniz. Arnavut.